Çok değerli katılımcılar, öncelikle teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gayrimenkul yatırımcılarıyla bir araya getiren, konuşma fırsatı veren bu toplantıyı düzenleyenlere, tabii ki Haluk Sur Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Haluk Bey'in de ifade ettiği gibi artık İstanbul büyük bir metropol ve taşıyor, kabuğuna sığmıyor. Balıkesir'de Güney Marmara'nın İstanbul'un 3 katı büyüklüğünde bir coğrafik alana sahip 15 bin kilometre yüzölçümü olan, bir tarafı Marmara, bir tarafı Ege Denizi, önemli bir il. Ve Balıkesir'in şöyle bir özelliği de var. Marmara ve Ege bölgesinde 20 il bulunuyor. Bu 20 ilin nüfusu 35 milyon. Yani Türkiye nüfusunun %45'i İstanbul-Muğla ekseninde Marmara-Ege bölgesinde yaşıyor. Nüfusun %45'i, tabii yaz nüfusu Türkiye'nin %50-55'i oluyor bu bölgede. Fakat Türkiye'deki tüketimin %70'e yakını bu bölgede yapılıyor. Aynı şekilde üretimin de %70'i. Türkiye'deki toplanan verginin %70'i bu bölgede, ticaretin %70'i bu bölgede ve Balıkesir'de Ege ve Marmara bölgesinin tam merkezinde, ortasında yer alıyor. Ve yapılan yeni otoyollar, yüksek hızlı trenlerle birlikte Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Balıkesir havaalanlarıyla, limanlarıyla, otoyollarıyla, yüksek hızlı treniyle hakikaten ulaşılması kolay olan ve tüketim bölgelerinin tam merkezinde bir il oluyor. Tabii Balıkesir turizme hitap ediyor. Zengin maden yatakları var. Tarımıyla, hayvancılığıyla önemli bir il. Yapılacak turizm yatırımları var, lojistik yatırımlar var, yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlar var. Onun için biz bütün yatırımcıları, kentsel dönüşümle ilgili yapılacak hakikaten çok büyük yatırımlar var. Yatırımcıları Balıkesir'e davet ediyoruz. Balıkesir hakikaten yükselen bir trend, parlayan bir yıldız. Nüfusun artışı da bu bölgede baktığımızda Türkiye genelinde, Balıkesir'de nüfus artışı bu bölgede, insanların teveccühü bu bölgeye doğru. Onun için Balıkesir inanıyorum ki bir 5-6 yıl içerisinde, çünkü arazi mevcut, geniş bir arazi. Tabii Ege bölgemize baktığımızda Altınoluk'tan Altınova'ya kadar bütün Ege sahilleri turizm için çok elverişli yerler. Kaz Dağları, efendim, zeytini, zeytinyağı, bol oksijeniyle turizm için önemli yatırımları çekebilecek bir yer. Balıkesir'de 3 havaalanı var. Edremit'te, Balıkesir'de ve Bandırma'da. Şimdi Edremit'teki havaalanımız faaliyete geçti. Uluslararası bir havaalanı oldu. Bu yıl Balıkesir merkezdeki havaalanı da, terminalinin de ihalesi yapılıyor. 3. havaalanı Edremit'te karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yoluyla hakikaten bir cazibe merkezi. Ben bütün yatırımcıları Balıkesir'e davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.